Pozitron, antimadde olarak bilinen bir parçacıktır ve elektronun zıt yüküne sahiptir. Yani, pozitronun yükü, elektronun yüküne tam tersi yöndedir. Bu nedenle, bir pozitron ve bir elektron bir araya geldiğinde, birbirlerini yok ederler ve enerji açığa çıkarırlar. Pozitron, bir atomun çekirdeğinde veya bir elektronun etrafındaki yörüngede dolaşabilir. Pozitron, ilk olarak 1932 yılında Amerikalı fizikçi Carl David Anderson tarafından keşfedildi. Carl David Anderson, 1930'larda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde kozmik ışınların incelenmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktaydı. Kendisi, kozmik ışınların pozitron denilen yeni bir parçacık içerdiğini keşfetti. Anderson, 1932 yılında kozmik ışınların fotoğrafik emülsiyonla kaydedilmesi yöntemini kullanarak yaptığı deneylerde, bir elektronun izinin garip bir şekilde devam ettiğini fark etti. Normal bir elektronun izi belli bir noktada dururken, Anderson'ın gözlemlediği iz belli bir noktada sona ermiyordu. Bu durum, izleyen parçacığın elektrik yükünün elektronun yüküne tam tersi olması gerektiğini düşündürdü. Bu keşfin sonucunda Anderson, keşfettiği yeni parçacığı pozitron olarak adlandırdı. Anderson'ın keşfi, parçacık fiziği alanında büyük bir dönüm noktası oldu ve antimadde teorisinin gelişmesine katkı sağladı. Pozitron, elektronun antiparçacığıdır ve bir elektronun tam tersi yük ve spin özelliklerine sahiptir. Pozitronlar, beta artı bozulması ve çift foton bozulması gibi olaylar sırasında oluşabilirler. Anderson'ın keşfi, 1936 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü ve antimadde alanında yapılan araştırmalara büyük bir ivme kazandırdı. Pozitronun ömrü, normal koşullarda oldukça kısadır ve yaklaşık olarak 10^-8 saniyedir. Pozitronun ömrü, elektronun antiparçacığı olması nedeniyle, elektronun ömrüyle aynıdır. Pozitronun ömrü, antimadde teorisine göre belirlenir. Pozitron, beta artı bozulması veya çift foton bozulması gibi olaylar sırasında oluşur. Beta artı bozulması sırasında, nötron içeren atom çekirdeği, bir proton, bir elektron ve bir pozitrona dönüşür. Çift foton bozulması sırasında ise, gama ışınlarından iki pozitron oluşur. Pozitronun ömrü, çevresel koşullara göre değişebilir. Örneğin, pozitronlar maddenin içinde hareket ederken, elektronlarla karşılaşarak yok olabilirler. Bu nedenle, pozitronlar özellikle yoğun maddelerde çok kısa ömre sahip olabilirler. Ancak, PET taraması gibi özel koşullar altında, pozitronlar daha uzun süre var olabilirler. Pozitronların kısa ömrü, antimadde teorisi ile ilgili birçok ilginç konuya neden olmuştur. Örneğin, madde ve antimadde arasındaki farklılıkların araştırılması, pozitronların ömrü gibi özellikleri incelenerek yapılır. Ayrıca, pozitronlar ve diğer antiparçacıklar, evrenin ilk zamanlarında oluşan kozmik ışınların incelenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Pozitron emisyon tomografisi taraması, pozitronların özelliklerinden yararlanarak yapılan bir tarama yöntemidir. PET taraması, vücuda radyoaktif olarak işaretlenmiş bir madde enjekte edilerek yapılır. Bu madde, vücuttaki hücreler tarafından alınır ve enerji açığa çıkararak pozitronlar oluşturur. Pozitronlar, vücuttaki dokularla karşılaştıklarında, elektronlarla birleşerek yüksek enerjili gama ışınları yayarlar. Bu gama ışınları, PET taraması makinesi tarafından algılanır ve bilgisayar tarafından analiz edilir. Böylece, vücudun içindeki dokuların işlevleri ve metabolizmaları hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir. PET taraması, kanser tanısı, tedavisi ve tedavinin takibi gibi birçok alanda kullanılır. Özellikle kanserli hücreler, normal hücrelere göre daha hızlı büyür ve metabolizmaları daha yüksektir. Bu nedenle, PET taraması kanserli hücrelerin tespiti ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde oldukça etkilidir. PET taraması, ayrıca Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi nörolojik hastalıkların teşhisinde ve tedavi takibinde de kullanılmaktadır. Ancak, PET taraması bir radyoaktif madde enjeksiyonu gerektirdiği için bazı riskleri de beraberinde getirir ve doktorların kullanımını sınırlayabilecek bazı koşullar vardır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.